Herkese Berlin'den selamlar arkadaşlar. Opel'in elektrikli ailesiyle tanışmak için Almanya'nın Berlin kentine geldik. Burada uluslararası basın lansmanı yapılıyor. Kimin için? Opel Astra için. Ama burada bulunduğumuz alanda yine Opel ailesindeki elektrikli modelleri de koymuşlar. Onları da hızlıca bir bakalım ve Astra'yı incelemeye başlayalım. Makyajlanan Corsa elektrikli de burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. %100 elektrikli Mokka. Günün konusu olan Astra da burada. Plug-in hibrit versiyonu da var. Station gövde tipi de var. Yıl sonuna doğru gelme ihtimali varmış. Biliyorsunuz Station'ları seviyoruz bir Station kullanıcısı olarak. Sinan Koç'un da dediği gibi. Günün konusu bu arkadaş. Bununla alakalı zaten detaylara birazdan geleceğim test boyunca. Şöyle bakıyorum hemen, ilk dikkatimi çeken yine lastiklerden 18 inç çapında olması. Bu otomobilin aslında tasarım anlamında benzinli kardeşinden ayıran en bariz fark jant tasarımları. Biraz daha farklı ve bence daha şık görünüyor, daha güzel görünüyor. Bahsettiğim gibi Michelin'lerle çevrelenmişler. Bu arada Michelin'in A-Primacy modeli arkadaşlar burada kullanılmakta. Arkada yine benzinli kardeşinden bu aracı ayıran en bariz fark şuradaki E logosu arkadaşlar. Bu detay bu aracı farklı kılan detayların başında geliyor. Bahsettiğim gibi bir de plug-in versiyonu var seriye eklenen. Station versiyonu da zaten önceki lansmanlarda incelemiştik. Hiç fena durmuyor. Yine ailenin bir diğer üyesi Grandland'de de plug-in hibrit versiyonu bulunmakta. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Kombonun ticari versiyonu da %100 elektrikli bulunmakta. İlerleyen dönemlerde zaten bunları muhtemelen ülkemizde de görmeye başlayacağız. Bir böyle ön gösterim de yapmış oluyorum size. Zafira'nın da hatta %100 elektrikli versiyonu bulunmakta. Bu da gayet güzel duruyor. Rogue's da güzelmiş, fena demiş. Bu kargo versiyonu, yani ticari versiyonu. Şöyle baktığınızda zaten burada daha farklı bir yerleşim görüyorsunuz. Onur Bey de çekimde. Kolay gelsin. Combo E ticari versiyonu. Ve günün sürprizi bence bu. Opel Vivora'ya hidrojen. Yani hidrojenle alakalı zaten markaların, endüstrinin bir şeyler yaptığını biliyoruz. Bu yakıt tipiyle alakalı Opel'in de bir çalışması olduğunu gösteren örnek. Ticari ailelerden de yine %100 elektrikli alternatifler görmeye devam ediyoruz. Ve bana göre buranın yıldızı tam olarak şurada durmakta. Opel Motorsport tarafından geliştirilmiş olan Corsa'nın %100 elektrikli versiyonu. Bu zaten Avrupa'da yapılan birçok yarış müsabakasında arkadaşlar bu araç yarışıyor. Şimdi makyajlı versiyonunda da yine bunu kullanmaya devam ettiler. Vallahi çok güzel duruyor be. Jantlara bu arada bittim. Şu jant tasarımını bitiyorum ben. Yarış otomobillerinde genelde zaten karşımıza çıkıyor. Bu arada tasarımdan ziyade daha farklı bir jant bu. Çok daha hafif. Zaten rallilerde biliyorsunuz en önemli unsur hafiflik. Bu sayede çok daha iyi bir performans da burada da yakalanabiliyor. Pilot Sport ailesinin yarış versiyonu, aslında pistlerde kullandığımız versiyon burada kullanılıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde standart aslında bir Corsa görünümünde ama biraz daha böyle yakından detaylarına baktığımızda muhtemelen kilitlidir. Evet. Baktığımızda şöyle bir iç konsol görüyoruz. Roll cage'ler tabii bulunmakta. Şöyle göstermeye çalışayım. Yarış koltuğu bulunmakta. Konudan makyajlı Corsa olmuş. Ve burada da enteresan bir yine Rocks modeli görüyoruz. Rocks'un Apache versiyonu diyebiliriz buna. Sanırım arazi kiti takılmış. Yani arazide çılgınca gidebileceğiniz bir Rocks olmuş bu. Yani tabii şunlar falan ilgi çekmek için konulmuş. Ama şunla bu aracın yeteneklerini nerelere kadar gidebilir? İnsan onu da merak etmiyor değil. Özetle ilk tasarımsal detaylar Astra'nın böyleydi arkadaşlar. Zaten yani gördüğünüz benzinli versiyondan çok da farklı değil. Tüm aileyi de burada bir size de göstermiş oldum. Şimdi gelin bir yola doğru çıkalım. Yolda Astra'nın detaylarına çok daha yakından bakalım. Evet, Astra ile sürüşe başladık. Bu noktada sizlerden ricamız arkadaşlar, içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip kanala abone olmanız bekliyoruz, bu anlamda da desteğinizi. Hadi bakalım sürüşe başlayalım. Evet arkadaşlar, Almanya'nın Berlin kentindeyim. %100 elektrikli Astra ile sürüşe başladım. Şehir içinde sürdük, otoyollara çıktık. Farklı farklı koşullarda otomobili kullandım. Şimdi genel bir değerlendirme yapacağım.
Bildiğiniz üzere, yani benzer şeyleri önceki videolarda söylüyoruz ama yine altını çizmekte fayda var. Elektrikli otomobiller şehir içi sürüşleri seviyor. Astra ile de bunu yaptığınızda menzilini mümkün mertebe otomobilin koruduğunu görüyorsunuz. Çünkü otomobili bir şeyle, yani bir enerji kaynağıyla şarj ederek enerji elde etmenin yanı sıra bu gibi sürüşlerde, yani şehir içi sürüşlerde, trafik işi ve benzeri pozisyonlarda dur kalk yaptığınızda otomobil enerjisini koruyabiliyor arkadaşlar. Yani özetle elektrikli otomobiller şehir içi sürüşleri, trafiği seviyor. Bunu da ne şekilde yapıyor derseniz, frenden doğan kinetik enerjiyi pillere depoluyor. Bu sayede bu enerjisini daha fazla kullanabilme şansı, daha fazla menzil elde edebilme şansı bu otomobile yakalayabiliyorsunuz. Hatta Opel'in bu otomobille alakalı verdiği menzil değeri de oldukça aslında iddialı, 400 km gidebileceğini söylüyor. Fakat bu, tahmin edersiniz ki, çok dikkatli bir sürüşle mümkün olabiliyor. Şehir çağrılıklı bir sürüşle mümkün olabiliyor. Bence, yani benim kanaatim bu şekilde, otoban sürüşü yaptığınızda menzilin daha çok böyle daha hızlı bir şekilde gitmeye başladığını zaten görmeye başlıyorsunuz. İçten yanmalı motora sahip Astra'dan aslında bakıldığında tasarımsal olarak hem dışarıda hem de içeride çok bariz, çok büyük bir fark olmadığından otomobile adaptasyonunuz çok zor olmuyor. Yani tamamen bambaşka bir mimari kullanma gereği duymuyor PSA ve PSA grubundaki markalar. Mesela bazı markalar, atıyorum Volkswagen grubu, bambaşka tasarımlar karşımıza çıkıyor elektrikli otomobil örneklerinde. Fakat burada içten yanmalı modellerine direkt elektrikli altyapısını kombine ediyorlar. O şekilde bir yaklaşım gösteriyorlar. Belki ilerleyen dönemlerde %100 elektrikli tasarımdan itibaren %100 elektrikli daha farklı, yani otomobillerde bu grup içerisinde de görmeye başlayabiliriz. Birçoğunuz biliyorsunuz ama ben yine de bir özet geçeyim. İçten yanmalı motorlu Astra'yı alıyorlar arkadaşlar. Motoru söküyorlar, şanzımanı söküyorlar ve buraya ön tarafa, ön aksın üzerine, altını çizeyim, elektrikli motoru yerleştiriyorlar ki o da acayip küçük, bayağı bir küçük yani içten yanmalı motora göre. Bir kere oradan bir artısı oluyor, ağırlık anlamında avantajı oluyor ve oturma zemininin altına bataryaları yerleştiriyorlar. İşte oradan kazandığı ağırlık avantajını burada biraz kaybediyor. Çünkü bataryalar elektrikli otomobillerle alakalı ağırlık anlamında en büyük sıkıntılardan birisi. Bir ağırlık handikapı oradan geliyor. Hatta bir karşılaştırma da yapayım. Yani içten yanmalı motora sahip 1-2 turbo Astra'ya göre bu otomobil yaklaşık olarak 200-250 kilogram kadar daha ağır arkadaşlar. Yani bu otomobille alakalı bilmeniz gereken en önemli detaylardan birisi bu. PSA grubundaki yine böyle daha kompakt hacimdeki %100 elektrikli otomobillerde daha çok 136 beygirlik alternatifleri gördük. Burada ise 156 beygirlik bir güç var. 136 beygir de oluyor ancak sürüş modlarıyla oluyor. Şöyle göstereyim. Normal modu aldığımda otomobil 136 beygire çekti kendini. Tork değeri 250 Nm oldu. Ama sport modunda daha fazla ben güç istiyorum derseniz 156 beygir oluyor. Tork değeri de 270 Nm oluyor. Ama menzil sıkıntınız başladı diyelim ki, bunu biraz daha kısmak istiyorsunuz. Otomobil 108 beygir oluyor. Tork değeri de 220 Nm oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu mod daha çok böyle menzil odaklı sürüşler için işe yarıyor. Peki ülkemize ne zaman geliyor? Eylül ayında geliyor arkadaşlar ülkemize. Ön sipariş hatta şimdiden başlıyorlar. 75 bin lira gibi bir ön ödemeyle ön sipariş verebiliyorsunuz. %100 elektrikli Opel Astra için ilk teslimatlar bahsettiğim gibi Eylül ayından itibaren gerçekleşecek. Malumunuz ülkemizdeki ekonomi durumundan dolayı, kur durumlarındaki sürekli değişkenlikten dolayı markalarda şimdiden net bir fiyat veremiyorlar. Bir ay sonra bile ne olacağını öngöremediğimizden biz dahil markalarda kendince haklı oluyorlar bu pozisyonda. Şimdiden bir fiyat veremiyorlar ama hani ön ödemeyle otomobilin en azından sipariş sürecini biraz daha hızlandırmanız mümkün olabiliyor. Kompakt boyutlarda %100 elektrikli bir otomobil istiyorsanız bence hani Astra bu anlamda en uygun alternatiflerden birisi. Hatta ülkemizdeki ilk işte kompakt hatchback segmentindeki %100 elektrikli otomobillerden birisi olacak kendisi. Bakıldığında yani iyi bir performans var. Özellikle sport moduna geçtiğinizde arkadaşlar, şu oturuyorum. Yani şimdi burada tabii çok gösteremiyoruz bu pozisyonda. Bayağı bir denedim baktım. 9.2 saniyede bu otomobil %100 hızlanabiliyor. Bunun yanı sıra ara hızlamalar da fena değil. Maksimum hız da 170 km'de sınırlandırılmış durumda. Yani performanstan ziyade biraz daha böyle hala yani Astra özelinde söylemiyorum. Elektrikli otomobilleri ben biraz daha evin ikinci arabası gibi görüyorum. Özellikle şehir içinde dolaşmak için çok ideal.
bir de evden şarj etme şansınız varsa bu anlamda da çok çok başarılılar. Evin ikinci arabası gibi, ama birinci arabası da olur mu? Olur. Ülkemizde de özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, o hatta bir yerlerde oturuyorsanız hızlı şarj noktaları oldukça fazla artık. Normal şarj noktaları da oldukça fazla, ama ayda atıyorum yani 5000 km ben yapıyorum derseniz elektrikli otomobil sizi biraz uğraştırabilir, üzebilir. Çünkü hızlı şarj noktalarında beklemeler, normal şarj noktalarında beklemeler, hatta onların tarifeleri falan da, yani şu anda ülkemiz özelinde konuşuyorum, içten yanmalı işte benzinli dizel bir otomobili yürütme maliyetiyle çok yakın. Ama eğer ki bu otomobilin şarj operasyonunu evinizden yapabilirseniz, o zaman işte yürütme maliyetiniz çok da aşağılara düşebiliyor. Yani tam net bir rakam veremiyorum, ama evden şarj ettiğinizde atıyorum 200 liraya bu aracın deposunu dolduruyorsanız, daha doğrusu pillerini, bataryasını şarj ediyorsanız, işte hızlı şarj noktasında arkadaşlar 700-800 lira gibi bir rakama şarj ediyorsunuz. Yani arada neredeyse 3-4 katlık bir yürütme maliyet farkı oluyor. Zaten 700-800 liraya da siz işte bir dizeli, bir benzinliği yürütüyorsunuz. Öyle de bir durum var. Bu noktayı unutmayın. Yani özetle evden şarj edebiliyorsanız, evet, elektrikli otomobiller hakikaten acayip avantajlı bir yürütme maliyeti size getirebiliyor günün sonunda. Otoban sürüşünde şöyle bir sporta geçeyim. Bir oturayım biraz. Malum Almanya otobanları biliyorsunuz hız sınırı yok, ama her yerinde de değil. Yani bağlantı noktalarında falan var hız sınırı, radarlar da var. Ama bazı noktalarında şey çok rahat, yollar çok rahat. O ibare kalktın mı tapagaz gidiyorsun sonuna kadar. Yani canlı hani, ama böyle elektrikli otomobillerin deli gibi böyle fişek gibi gidişine, böyle koltuğa deliller gibi yapıştırma hissiyatına sahip değil. Onu baştan söylemiş olayım. 9.2 saniye 0 değeri yani bence yeterli. Hani çok böyle performans aracı tadında bir kıvamı yok. Hatta bunun GSE versiyonunu kullanmıştım. Hatırlarsınız o videoya da mutlaka bir bakın derim. Orada biraz daha iyi güçler vardı. Hibrit de o araç biliyorsunuz. Ve daha iyi bir şasisi vardı. Yani performanslı sürüşler orada çok daha keyifliydi. Onun gelme durumu ülkemize hala belli değil. Bu ona göre biraz daha görev adımı. Yani performans sürüşe de geliyor mu, böyle gazlamaya falan geliyor mu? Geliyor, ama yani ondan ziyade dediğim gibi bu elektrikli oluşundan dolayı da benim gözümde biraz daha işte gündelik ihtiyaçlarımı karşılasın kafasında kullanacağım, bakacağım bir otomobil arkadaşlar. Bu arada iç tasarımı konuşmadım. Yani standart zaten Astra ile birebir aynı. Bu konuda bir farklılık yok. Şu özellikle gösterge temasını ben çok beğeniyorum. Hatta şöyle bir itirafta bulunayım. Bu otomobil ilk çıktığında 308 de yine aynı anda, aynı dönemde çıkmıştı. 308 ile bunun arasında ben çok git geldeydim. Yani onun farklı noktaları hoşuma gidiyordu, bunun gidiyordu. Ama şu anda neredeyse ortalama bir iki yıl geçti üzerinden. Şu anda bu biraz daha fazla hoşuma gitmeye başladı. Genel tasarım özellikleri itibariyle. Şu bütünleşik ekran bence çok güzel, çok şık. Sürücünün önündeki göstergeden otomobille alakalı birçok bilgiyi alabiliyorsunuz. Çok sade ve net, böyle anlaşılır temalar seçilmiş. O yüzden hemen adapte olabiliyorsunuz otomobille alakalı birçok bilgiye. Hatta hatta şunun bilgisini de vereyim. 13.7 kW'lık bir tüketim değeri şu anda bana gösteriyor ki elektrikli otomobil standartları için bu tüketim değeri de bu arada oldukça başarılı arkadaşlar. Ama bu tüketim verisi şehir içi ağırlıklı bir sürüşle ortaya çıkabildi. Onu da altını çizmiş olayım. Ekran kullanımı falan bence oldukça iyi. Temaları buranın da çok güzel ayarlanmış durumda. Şuradaki kısayol tuşları işleri acayip kolaylaştırıyor. Çünkü ekrana hakimiyetiniz daha da artıyor. Ve daha hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Ve yine iklimlendirme sistemini de buradaki bu tuşlar vasıtasıyla daha böyle pratik bir şekilde yönetmeniz mümkün olabiliyor. Her şey dokunmatik olsa, ekranın içerisinde toparlanmış olsa o zaman çok sevimli olmazdı bence. Bu kısmın altında şöyle kapaklı bir gözümüz var. Burada da yine bir gözümüz var ve bu da kapaklı. Oldukça da büyük bu arada. Buradan telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. İki farklı, bakıyorum, Type-C giriş var hemen buranın içerisinde. Arkasında yine bardaklıklar var ve bu da kapaklı. Şurada anahtar ve benzeri şeyleri koyabileceğiniz bir gözümüz. Kolçağımız var. Kapıcı gözlerinde yeterli olduğunu söyleyebilirim. Eşya gözleri konusunda otomobili kesinlikle kötü diyemeyiz. Bagaj hacmi
elektrikli otomobillerde biraz kısıtlı olur çünkü bataryalar oradan biraz çalar. Burada o çok olmamış, 380'lik bagaj hacmi sınıf standartlarını kesinlikle karşılayabiliyor. Arka hacimde bu otomobilde bence oldukça iyi. Yani hani bu konuda böyle çok çok büyük bir beklentiniz yoksa bu anlamda bence standartları, sınıf standartlarını özellikle bu otomobilde karşılayabiliyor arkadaşlar. Şu ekranlarla alakalı en çok ne isterdim biliyor musunuz? Özellikle sürücünün önündeki bu bilgilendirme ekranındaki temaların biraz daha farklı olmasını isterdim biraz daha. Şu sürücü bilgilendirme ekranı ile alakalı en çok ne isterdim biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle buradaki temalar biraz fazla sade bahsettiğim gibi. Biraz daha farklı kişiselleştirebilir bir şeyler olmasını isterdim. Biraz daha böyle hani analog görünümlü bir kadran falan buraya fena olmazdı. Şöyle bir yürüyoruz. 160 Almanya otobanlarını 170'te bittik. Yani buraya kadar da böyle acayip hızlı bir şekilde de bu arada gelmedi. Ama ara hızlanmaları fena değil. Otomobilde en çok hoşuma giden noktalardan birisi zaten yeni nesil otomobillerin birçoğunda artık böyle. Bir de elektriklilerde yani resmi olarak bunu söylemiyorlar ama biraz daha iyi bir yalıtım varmış gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten otomobilin kabini bayağı bir sessiz. Şu anda 120-130 gibi bir hızla gidiyorum. Süspansiyonlar da gayet güzel çalışıyor. Güzel sönümlüyor çukur ve benzeri geçişleri. Bu sayede otomobil hakikaten gayet huzurlu, keyifli bir ve sessiz bir sürüş ortaya koyabiliyor. Yani ben hiçbir şekilde motor sesi, işte yol sesi ve benzeri şeylerle muhatap olmak istemiyorum diyen biriyseniz bu durum oldukça hoşunuza gidecektir arkadaşlar. Hatta bazı markalarda, otomobillerde özellikle şu spor modunda yapay ses bari şeyler duyuyorsunuz. Burada ona bile gerek duymamışlar. Bahsettiğim gibi bu biraz daha böyle işte gündelik ihtiyaçları gidermelik kafada bir Astra bence. Bu arada ülkemize gelecek olan versiyonda hani donanım anlamında ufak farklar olabilir diye oraya çok fazla girmek istemiyorum ama yine de hani test aracındaki, buradaki test aracındaki gibi bayağı böyle dikkat çekici donanımların birçoğu gelecektir. Mesela adaptif hız sabitleme, koltuk ve direksiyon ısıtma, bunun yanı sıra bu görmüş olduğunuz ekran kurulumu, full LED, matrix teknolojili farlar, arka LED farlar, bu gibi donanımlar, muhtemelen test aracımızdaki jantlar, bu gibi donanımlar arkadaşlar ülkemize gelecek %100 elektrikli Astra'larda da olacaktır. Bahsettiğim gibi ülkemize geldiğinde zaten daha detaylı biraz daha böyle menzil kasmanı falan testlerde mutlaka yapacağız. Bu otomobillerle alakalı en büyük soru işaretlerinden birisi de şarj durumu. Nasıl şarj ediliyor? Şarj süreleri neler? Yakından takip edenlerin aslında bileceği veriler var burada da. Mesela bu otomobilin pilleri %10'dan %80'e hızlı şarj istasyonu bulabilirseniz 30 dakika gibi bir sürede dolabiliyor arkadaşlar. Ama %100'ü beklerseniz 1 saati falan buluyor. Normal şarj istasyonlarında bu süre, yani DC olmayan AC istasyonlarında bu süre 5-6 saati buluyor. Tabii biraz da enerji kaynağıyla da alakalı bu durum. Ama evden şarj etmek isterseniz orada da yine evdeki tabii ki şebekenin, altyapının durumuna göre değişkenlik gösteriyor bu vereceğim süreler. Orada da 12 saat hatta 12-15 saat civarında sürebiliyor arkadaşlar. Evden de şarj etmeye kalktığınızda bu aracın pillerini böyle sürelerde doldurabiliyorsunuz özetle. Evet arkadaşlar, benim Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşen %100 elektrikli Astra lansmanından aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı mutlaka alt tarafa bekliyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Bu gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.